Soğuk bir tencereyle başlıyoruz. Biraz da beyaz kinoadan ekleyelim. Tuz, karabiberi asla unutmuyoruz. Soğuk suyumuzu koyuyoruz. Kaynayana kadar hızlı ateşle, daha sonra ateşi düşürüyoruz. Birazcık da kekik koyalım. Taze kekik. Bir karıştıralım bunu. Lahanayı nasıl işleyeceğiz? İkiye kesiyoruz. Diğer kısmını bırakayım. Püf noktası şu kök kısmını, zor yenilebilen, zor pişen kısmı söküp atmamız. Yani şurayı bir bıçağınızın yardımıyla alın, atın ve kurtulun. Daha sonra ince ince doğrayın. Ne kadar ince keserseniz o kadar iyi. Çünkü ben bunu çiğ olarak kullanacağım. Ve o şekilde limon ve yağla beraber o kadar kolay pişirebiliriz. Bir tas alıyorum, içine koyuyorum. Kinoalarım bu arada kaynamaya başladı. Altını kısayım, bir karıştırayım tekrar. Bir tam limon kullanıyoruz. Zeytinyağı birazcık döküyorum. Bu sefer yanına ayçiçek yağı yerine bu mor lahanalara çok yakışan susam yağından birazcık ilave ediyorum. Hem aroma katsın hem de o zeytinyağın kokusunu birazcık alsın. Tekrar tuz, karabiber kullanıyoruz. Susam yağı kullanmışken biraz da susam kullanmak istiyorum. Susamlarım var. Şimdi susamları çiğ olarak kullanabilirsiniz ama esasında aroması pişmişken çıkıyor. Gelin bunları birazcık kavuralım. Aynı leblebi kavurur gibi kavuruyoruz. Tavamın altını açıyorum. Yakmamaya özen gösteriyorum. Şöyle bir parça koyuyorum içine. Hemen altını kısacağım. Kinoamın suyu biraz azaldı. Birazcık su ekleyeceğim. Tıpkı leblebi kavurur gibi kavuruyoruz. Hep diyoruz ya ne kavurursak kavuralım, içine bir miktar mutlaka tuz koyalım. Bunun da içine bir miktar tuz koymayı unutmuyoruz. Hafif böyle altın sarısı, altın kahverengiye döndürmek istiyorum. Yağ da yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Hafif hafif ıslandı. Bunları bir kaba alalım, küçük bir kaba. İçine susamlarımı da koyuyorum. Ve elimle eziyorum. Bu limonu, tuzu, susam yağını, zeytinyağını yediriyorum. İstediğim kıvama geldi. Şimdilik bunu bir kenara alalım. Biz kinoalarımıza geri dönelim. Güzel güzel şiştiler. Haşlanmış nohutlarım var. Onları da içine koyacağım. Zaten haşlamışsın bunları. Niye koyuyorsunuz diyebilirsiniz. Sebebi yumuşaması. Sıcak bir şeyi rondodan daha kolay geçirebilirsiniz. İkisini beraber bir dakika daha kaynatıyorum. Amacım burada nohutları artık daha fazla pişirmek değil. Sadece ısıtmak, yumuşatmak. Artık altını kapatabilirim. Bir süzgeçten geçirelim. Suyunu alalım, atalım. Bir mayonez tenceresi alayım. İçine bir parça dökelim. Hepsini yapmayalım şimdi. İçine bir parça kimyon koyuyorum. Köfte harcı yapar gibi yapıyorum. Bir parça da yeni bahar koyuyorum. Çok az tuz, karabiber. Birazcık limon. Bir parça da sosuna da koyacağım ama içine de atayım. Maydanoz ve dereotu alacağım. Hep bir yumak yapıyoruz. Çok fazla ezmeden ve ince ince doğruyoruz. Üstünden de asla iki kere geçmiyoruz. Şefler çok yapıyor bu şekil. Asla yapmıyoruz. Çünkü bütün suyunu kaybediyoruz. Şimdi elimle karıştırıyorum hepsini. Hala da biraz sıcak. Bağlamak için yumurta kullanabilirsiniz. Ama içindeki nişasta bağlamaya yeterli. Bana sorarsanız hiç o yumurta tadını bulaştırmayın. Güzelce karıştı. Bir bakalım şöyle beraber bir araya geliyor mu istediğimiz gibi köfte kıvamına. Şöyle koyalım. 3 tane yapalım. Bir dürüm için yeterli olacaktır. Şimdi bunu geri alalım. Köftelerim hazır pişirmek için. Yanına vereceğim salata da hazır. Sadece bir yoğurt sosu yapmak istiyorum. İçine sürmek için lavaşlarımın. Yoğurdumu alayım. Onu da küçük bir tencerenin içerisine alalım. Bir kavanozun içerisine. Şunun için de çırpalım. Yine içine birazcık dereotu koyacağım. Elinizle parçalayıp koyabilirsiniz.
Biraz da nane koyalım. Nane çok yakışıyor yoğurtla beraber. Bunları ince kıyacağım. Kesince direkt aroması çıkıyor. Şöyle karıştıralım. Gayet güzel. Şimdi geldi sıra kinoa köftelerimizi ısıtmaya. Kinoa köftelerimiz zaten pişti. Bir zeytinyağımızı alalım. Şöyle koyalım. Yağımızdan dumanlar çıkmasını bekliyoruz. İlk dumanları görür görmez içine koyuyorum. Dediğim gibi amacım sadece cızbız yapmak. Her iki tarafını bir parça şöyle zeytinyağında hafifçe sarartmak. Altını kapatıyorum. Şöyle koyalım. Şimdi gelelim dürümümüze. Köftelerimizi alalım. Önce sıkıyoruz, güzelce sıkıyoruz. Sonra sarmaya devam ediyoruz. Artık çok fazla sıkmıyoruz. Izgaraya gelelim. Tam şu birleştiği noktaya ızgaramızın üzerine koyalım. Hem bu bir kıtırlık katacak, ekmeğimizi pişirecek. Bir de tersini aynı şekilde ızgaranın üzerine koyacağım. Sonra da tabağımıza yapmaya hazırız. Her iki tarafını da mühürledikten sonra alalım. Şöyle dürümleri biraz açılı keserseniz, düz değil de açılı keserseniz çok daha kendini güzel gösterecektir. Kesiyorum. Şöyle bir şey ortaya çıktı. Bunu altlık yapalım. Bunu da bunu dayayıp üste koyalım.